Herkese merhaba, mutlu günler sevgili izleyiciler. Burada gündeme gelmediye hoş geldiniz. Evet, her çarşamba olduğu gibi ekonomist Onur Çanakçı bugün de bizimle birlikte. Merhaba Onur Bey, hoş geldiniz. Merhaba İbrahim Hanım, iyi yayınlar diliyorum, sağ olun. Teşekkür ederim. Evet, dolar 2 gündür eşiği zorluyor. Bugün de 33 seviyesini gördü. Sonra tekrar 1-2 kuruş geriye geldi ama bu hareketlilikle birlikte aslında biraz da kilit reyti sormak istiyorum. Yapanlar hesap yapmaya başladılar bile. Deniliyor. Bozdukları dolarla şimdilik dolar farkı hesabıyla ne kârdan ne kadar zarar ediyoruz diye bakmaya başladılar. Yarın da faiz kararı var. Pas geçmesi muhtemel deniliyor. Dolardaki bu ufak hareketlilik OVP'deki yıl sonu beklentisini bozar mı? Ne dersiniz? Dolar nereye doğru gider? Zaten OVP'deki yıl sonu beklentisi diğer AKP'nin hedefleri gibi hiçbir tanesi tutmayacak. O ayrı mesele. Yani tutsa bile AKP'nin sayesinde olmayacak bu. Şimdi doların bu şekilde hareketlenmesinin sebebi şu. Bir kere her şeyden önce traderlar Türkiye ile ilgili bu özellikle geçen hafta başlayan bir kere momentum bozuldu. Bu vergiler için görüşmeye başlandı ve bir sonuç alınamadı. Bir şekilde uzlaşma olmadı müzakere sonucunda haklı olarak. Ve bunun neticesinde de bir şekilde AKP'nin kurmaya çalıştığı düzenin gene bir şekilde bertaraf olduğu ve dağıldığı aşikar. Yani o istediği şeyi toplayamadı. Şimdi ona biraz sonra geleceğim o konuya. Önce şu işin sayısal kısmını bitirelim. Bunun neticesinde bir kere bir momentum bir dağıldı. İkincisi Citibank gibi büyük gruplar geçen hafta dolar TL pozisyonunu kapattı. Yaklaşık olarak sadece dün neydi? Pazartesi günü 1 milyar dolarlık döviz alımı oldu gruplarda. Bak 1 milyar dolarlık. Yani takip edenler farkındadır bunun ilaki de. 1 milyar dolarlık döviz alımı az bir rakam değil. Bu doların oynaması. Şimdi zaten bunu söylüyorduk. Hani diyorlardı ya işte biz de paramızı bozalım. İşte Eylül'e kadar 3 ay faizle tutalım. Ondan sonra tekrar dövize dönelim. Tamam, evet bunu yapabilirsin. Ama bu riski aldığına değer mi? Hani diyorlar ya %50'lik bir faiz geliyor. Yani %50 sen bir sene yatırırsan faiz geliyor. Aylığa baktığın zaman 4 küsür. Hani değer mi? Aniden bir dolar için mesela örnek veriyorum. Cuma günü parasını bozdurup da Türk lirasında mevduata yatıran şu anda kara kara düşünüyor. Yüzü isilik dökmüştür kesin şeyden böyle korkudan. Ne olacak diye. Gerçekten öyle ama yani düşünsene dün dolar bir anda çıktı. 40 kuruş 50 kuruş çıktı. Dedi ne oluyor? Yani %1 %2 hareket bile insanları tedirgin ediyor. Ondan dolayı daha bu zemin kaygan. Daha çok sıkıntılar çıkacak. Artı Mehmet Şimşek'le ilgili şöyle bir tezim daha var. Daha önce bunu Gaye Erkan'la da ilgili söylemiştim. Şu anda adaya veda etmeye en yakın sanatçı. Yani kapıya çok yakın duruyor. Bak Tayyip Erdoğan bir seneden beri Cumhurbaşkanı bir seneden beri ekonomiyle ilgili hiçbir açıklama yapmıyor. Hiçbir açıklama. O gün İtalya dönüşünde dedi ki faizin dedi düşürülmesi, indirilmesi bir şekilde dedi dezenflasyon sürecine katkıda bulunacak dedi. Bak bu ne demek biliyor musun? Ben ipleri ele alıyorum demek. Bu saatten sonra Merkez Bankası'nın ne ait bir kararı olamaz demek. Bu kadar basit. Yani şimdi bu ne demek? Siz gene saçma sapan bir politikalara doğru yönelebilirsiniz demek. Bunu duyan traderlar parasını tutar mı Türkiye'de? Yavaş yavaş demin başında söylediğin gibi hesap kitap yapmaya başladı. Neresinden dönersek kârdır. Başladı. Artı yerli yatırımcı bununla ilgili rahatsızlıklarını zaten biliyor. Cuma günü döviz bozdurup TL'ye gidenler şimdi 3 günlük 4 günlük faizi bozdurup tekrardan döviz alma peşinde. Yani Türkiye'nin bu yapısında Türk milletine bunu yaşatmaya kimsenin hakkı yok ya. Kimsenin hakkı yok. İnsanlar cebine parasını alıp da ay sonunu getirmek için resmen slot makinesinde kumar oynar gibi kumar oynuyor. Dolara mı geçsem, TL'ye mi dönsem, borsaya mı gitsem? Ya milletin bütün parası gidiyor burada sevgili Ebru. Bütün parası gidiyor. Ve bu insanların o kaybettiği paraların hepsinin vebali AKP'nin boynunadır. Şimdi gelelim AKP-CHP görüşmesine. AKP-CHP ile görüştü. 4,5 saat sürdü toplam görüşme. Şimdi diyorlar ki olumlu şeyler. Yani bakıyorum şimdi iktisatçılara da bakıyorum. Meslektaşlarım da onlardan da farklı böyle yorumlar geliyor. Anlam veremiyorum. Şimdi kardeşim sen 22 senedir iktidarda her geçen yıl daha da katılaşarak insanlara bir şekilde hakaret ederek,
zulüm gibi bir yapıyla insanların üzerine gölge gibi çökmüşsün. Ve kaybettiğin ilk seçim sonrasında da ana muhalefet partisi olarak bir önceki seçim, yani yerel seçimin, gitmişsin iktidarın kapısını çalmışsın. Herkes de bunda iyi niyet arıyor. Bunun neresinde iyi niyet? Eğer iyi bir şey olacaksa, eğer AKP asgari ücrete, eğer AKP vergi düzenlemesine, eğer AKP emekliye bir doğru bir düzenleme getirecekse, bu düzenleme neticesinde CHP'yi niye yanına alsın? Aa, evet biz yapamıyorduk, biz beceremiyorduk ama sağ olsun kardeşlerimizin önerileriyle doğru bir noktayı bulduğumuza inanıyoruz. Bundan sonra el ele verin elinizi hep beraber, böyle bir şey AKP'den bekliyor musun? Yok öyle bir şey. AKP insanların nefesinin tükendiği aylara yaklaşıyoruz ya, şunu söylemeye çalışıyor. Biz bu kararları alırken CHP de bizim yanımızdaydı. Yapmaya çalıştığı bu. Başka bir şey değil. CHP bu tuzağa düşmemeli ki gördüğüm kadarıyla da süreci idare ediyorlar. Özgür Özel'in ekoseli ceketi hariç. Ona kadar süreç gayet iyi idare ediliyor. Şimdi CHP'nin yapması gereken en önemli şey şu. Madem ki bu kadar aktif bir siyasetin içine girdiniz. Gerçekten çünkü bana dezenformasyon yasası oylanırken oylamaya gitmeyen CHP lazım değil. Veya torba yasa oylanırken gidip parkta bahçede gezen CHP'li vekiller lazım değil. Bana gerçekten muhalefet yapıp bu iktidarın açıklarını, şimdi biz burada söylüyoruz, sınırlı bir mecrayı anlatıyoruz. Elindeki imkanlar çok daha fazla. Daha farklı bir yönelmeye yapabilirler insanların karşısında. Çıktı ki kardeşim bak tasarruf tedbirleri kapsamında ben bunları çıkarttım. Şunlar israf de. Bunlar israf. Örnek veriyorum. Bırak uçak inmeyen havalimanını, üstünden uçak geçmeyen havalimanı var. Bak üstünden uçak geçmiyor. Hava sahasında bile değil. Yani şimdi sen kalkıyorsun bu havalimanı için dünya kadar personel istihdam ediyorsun. Yazık günah. Bir şey daha söyleyeceğim. Geçen tasarruf tedbirleri açıklandığından bugüne kadar yani bir aylık süreçte temsil ve tanıtım giderleri yaklaşık olarak %583 artmış. Yani 61 milyar dolardan 400 küsürlere çıkmış. Ya şimdi bakıyorsun diyorsun ki kardeşim tasarruf bunun neresinde? Hani o da bir şekilde fos çıktı, balon çıktı. Bu saatten sonra neyi bekleyeceğiz biliyor musun? Bu saatten sonra adım adım böyle kara buluta doğru gidiyoruz. İnsanlar diyorlar ki ya işte siz seçimden sonra kara bulut dediniz hala aydınlık her taraf. Güzel kardeşim senin çocuğun borçluydu, şimdi torunun borçlu. Yani torunun da borçlu artık. Hani senin torununun gelecekte verdiği vergileri AKP iktidarı temlik etti bunları başkasına. Hani sen ülkenin gelişimi için ödediğin paralar şu anda faiz lobisine gidiyor. Bak 70 milyar liraydı sevgili Ebru. Başkanlık sistemine geçtiğimizde borçların faizini ödediğimiz rakam. Yani Türkiye Cumhuriyeti'nin borçlarına faizini ödediğimiz rakam 70 milyar liraydı. Ver etkiyi, gör yetkiyi dedikleri zaman. Ver yetkiyi, gör etkiyi. Şimdi bugün bakıyorum ne kadar olmuş biliyor musun? İlk 5 ayda bu rakam 400 milyar lira. Bak borçların faizine ödediğimiz para 400 milyar lira. Bu kim? Kim buna sebep oldu? Faize savaş açmış AKP iktidarı. Bak düşünebiliyor musun? Böyle bir şey olabilir mi? Bugün Türkiye'nin cüzdanı dediğimiz bütçe dengemiz -600 milyar lira. Ve ilk 5 ayda -600 milyar lira. Bak ikisini topla. İkisini topla ne kadar yapıyor? 1 milyar yapıyor. 1 milyar. Sen ne yaparsın biliyor musun? Sen ne yaparsın? Bu para nasıl bir para? Şimdi düşün ki 400 milyar liralık bütçe veriyorsun. Tamam mı? 400 milyarlık faiz lobisine para kaptırıyorsun. Tam 9 tane Osman Gazi Köprüsü yapılıyor paraya. 9 tane Osman Gazi Köprüsü. Sen bu fonu bulup, bu kaynağı bulup doğru bir şeye aktaracağın yerde sen Türkiye'nin alım terini gidiyorsun faiz lobisine teslim ediyorsun. Diyorsun ki Türk vatandaşlarının ne olduğu önemli değil. Kalkmışlar işte garsonun bahşişinden işte kuryenin alın terinden biz vergi alacağız. Evet sevgili Mehmet Şimşek'in şöyle bir şey yapması lazım. Doğuda, Güneydoğu'da Türkiye'nin muhtelif yerlerinde yazar kasası dahi olmadan ticaret yapan işgalciler var Suriyeli. Bak mülteci demiyorum, sığınmacı demiyorum. İşgalci diyorum bunlara ben. Tamam mı? Ve bu insanlar yazar kasası dahi olmadan, yazar kasası yok.
Bir şey aldığın zaman fiş verecek durumda değil. Sen bu adamların peşinde koşacağına, babasıyla, anasıyla, kardeşiyle, dedesiyle, bu ülkeye 100 yıldır vergi veren, alın teri döken insanları yok sayıyorsun. Tamam mı? Dışarıdan ithal seçmen getiriyorsun. Bugün Türk milletinin yapılan araştırmaya göre doğurganlık düzeyi 1.7. Suriyelilerin de 5.7. Adamlar İslamiyet'ten hızlı yayılıyor ya. E şimdi baktığın zaman bir süre sonra insanlar resmen yerel seçimlerdeki sonuçları etkileyecek bir nüfusa ulaşacaklar. E şimdi sen bugün PKK'yı tehlike görüyorsun, tamam eşdeğer görmüyorum belki sivil halka ama hani bir tehdit oluşturabilir diyorsun Güneydoğu'da. Onların kat ve kat fazlası yayılıyor şu anda. Bir de Türkiye'nin her tarafına yayılıyor yani. E bu demografik yapısı işin. Ekonomik yapısı 100 milyar dolar para harcamışsın. Ve o 100 milyar dolar para harcayan adam şu anda mecliste siyaset yapıyor. Yani Ahmet Davutoğlu. Hani onun katkısı olanlardan bir tanesi meclise siyaset yapıyor. Bu duruma getiren Nebati ekonomiyi milletvekili. Ben ekonomistim, sorumlusu benim diyen Sayın Cumhurbaşkanı, Cumhurbaşkanı. Yani herhangi bir şekilde kimsenin yerinde bir oynama yok. Ama bu millete yazık oluyor. Bak, bu millete yazık oluyor. Bugün bakıyorsun, ya kemikten sıyırma kıymanın kilosu 700 lira olmuş. Sevgili Ebru, sen düşünebiliyor musun? Bir iktidar düşün, buğdayın hasat zamanında. Bak, buğdayın hasat zamanında ithal buğdayı kolaylaştırıyorsun. Kurban Bayramı'nda ithal angusu, ki gelen hayvanların hastalıklı olduğunu da öğrendik sonra. Bunların düşünebiliyor musun? Kurban Bayramı'nda ithal et. Bu insanlar gerizekalı mı ya? Aylarca tırnaklarını böyle parçalayarak tarlasında uğraşan, hayvanlarını besleyen, büyüten ve bunu bir şekilde döngüye katmak isteyen bu köylü, bu çiftçi gerizekalı mı? Sizin kişisel çıkarlarınız için, sizin etrafınızdaki insanların, yandaşların, oligarklarınızın daha da zenginleşmesi için Türk milletini bu kadar fakir etmek zorunda mısınız? Bak demin veri açıklıyorum. Diyorum ki bütçemizin ilk 5 ayında 600 milyar lira açık var diyorum. Faiz lobisine teslim ettiğimiz para 5 ayda 400 milyar lira diyorum. Ben 9 tane Osman Gazi Köprüsü, bu aralar çok geçtim ondan biliyorum. Yoksa Avrasya Tüneli de yapılabilir 7 tane fark etmez yani. Sonuçta çok faydası olur yani o paranın ama tabii ki bunu Türk milletinin faydasına olacak pragmatik projeler için kullanmayacaklardır. Ne için kullanacaklar? Algı yaratacak şeyler için kullanacaklar. Palyatif. Böyle işte yol yaptı, köprü yaptı, onu açtı, bunu açtı. Açtıkları fabrikayı 2-3 defa daha açıyorlar. Kurdelenin rengi değişiyor sürekli. Birinde mavi, birinde kırmızı, birinde beyaz. Hani böyle bir şey olabilir mi ya? Böyle bir şey olabilir mi? Evet, böyle bir şey olamaz diyelim o zaman. Bugün de böyle noktalayalım. Çok teşekkür ediyorum. Cuma günü görüşmek dileğiyle. Ben teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diyorum. Sağ olun.